Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şekerpare yapacağım. Şekerpare için malzemelerim, önce şerbetini anlatayım. 3 su bardağı şekerim var, 3 su bardağı suyum olacak, bir parça da limonum olacak. Birazdan şekerparemizin şerbetini ocağa koyacağız. Hemen hamur için malzemelerim, 1,5 su bardağı irmik, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 125 gram margarin, 2 tane yumurta, yumurtamın bir tanesini sarısını ayırdım. Aldığı kadar da un, bir pakette kabartma tozu ve vanilya. Önce hemen şerbetimi hazırlayalım. Gördüğünüz gibi bir parçada limonum var. Hemen suyumu da 3 su bardağı suyumu hazırlayayım. Bir bardak. İkinci bardak. Ve üçüncü bardağımı da hazırladım. Şerbetim bir yandan kaynasın. Bir yandan da ben şekerparemin hamurunu yapayım. Hemen hamurumun malzemelerini de karıştırma kabıma koyuyorum. 125 gram margarin. Sıvı yağ. Yerimi de boşalttım. Hemen yumurtamı da attım. Pudra şekerini de koydum. Kabartma tozunu da koyuyorum. Bir su bardağı unumu döktüm gördüğünüz gibi. Bir su bardağı daha un koydum. Yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hamurumdan küçük küçük parçalar alıp şekiller vereceğim. Evet, şöyle şekiller veriyorum. Şekerparelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu şekerparem çıktı. Bir miktar daha hamurum var. Ben şimdi fırınımı da açtım. Hemen yumurta sarısını süreyim üzerine.
Hemen şöyle çatalımın tersiyle de şekiller veriyorum. Hemen kızmış olan fırınıma atıyorum şekerparemi. Gördüğünüz gibi şekerparemi hemen fırından alıyorum. Hemen şurada olan diğer şekerparemi fırına atıyorum. Bakın çok güzel oldu. Birazcık soğusun. Şerbetim de hemen yanında. Birazdan şerbetiyle buluşturacağım şekerparemi. Evet, şekerparelerim şerbetini de çekti. Ben şekerparem fırından çıktıktan 10 dakika sonra, yani ılımaya başladığında şerbetini koydum. Yani şekerparem birazcık sıcak ama şerbetim ılıktı. Gördüğünüz gibi bütün o 3 su bardağı şerbet, 3 su bardağı suyu hepsini çekti. Gerçekten harika oldu. Ben şimdi hemen şöyle üzerlerini de süsleyeceğim fıstıkla. Mutlaka yapın. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Mutlaka yapın. Çok güzel bir tarif. Hemen serviste yapayım ben. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.